Herkese selamlar. Birinci bölümde trigger ve soğutma sistemini anlatmıştık. İkinci bölümde yağlama sisteminden devam edeceğiz. Motordaki kritik sistemlerden iki tanesinin soğutma ve yağlama olduğundan bahsetmiştik. Yağlama sisteminde yapılabilecek bakımlardan biraz bahsedeceğim. Şimdi yağlama sisteminde aslında çok fazla sayıda bir parça değişmesi gereken bir parça yok. Ama tabii kritik. Mesela yağ pompası yani 250 bin kilometreden önce kolay kolay bir şey olmaz yağ pompalarına. 250-300 bin kilometreden önce. Rektifiye yaparsanız ama yağ pompasının mutlaka orijinalleri değişmenizi tavsiye ediyorum. O ayrı konu. Tabi bazı spesifik şeyler var. İşte Opel'in 2.0 dizelinde bir de BMW'nin N47'lerde 2.0 dizellerde olabiliyor galiba. Erken yağ pompası problemleri. Mini N18 motorda da keza. Bunlar da önceden değişebiliyor ama genellikle 250-300 bin kilometre civarının da değişir veya üstüne çıkar. Ama işte yağlamada tabi orijinal yağ ve yağ filtresi kullanma ya da kaliteli yan sanayi yağ filtresi ve kaliteli yağ kullanmaya gayret edelim. Orijinal yağ derken tabii ki yani marka spesifik değil de sahte olmayan yağlardan bahsettim. Sahte yağ ile orijinali nasıl ayırt edeceğinizin videosu da kanalda var, shorts kısmında. Yağlamada başka bir sistem, başka bir olay daha var. Yağ soğutucu çoğu araçta, yeni nesil çoğu araçta var. Yağ soğutucuların genellikle bu filtrenin takıldığı yuvarlak şöyle bir kesiti olan bir yağ soğutucu tipi oluyor. Tek giriş, tek çıkış olan. Onlara kolay kolay bir şey olmuyor. Fiat 1.9 dizeller vesaire hariç. Ama bu eşanjör tipi olanlara dikkat etmekte fayda var. Onlar zamanla özellikle antifriz kullanılmadıysa aşınmaya ve patlamaya elverişli olabiliyorlar maalesef. Ama yağlamada başka bir püf nokta söyleyeceğim. Çoğu yetkili servis veya çoğu internet sitesinde falan yazmaz ama gerçekten işinize yarayacak bir şey. Şimdi diyelim aracınız var ve yani 160 bin kilometreyi geçtiniz. 180 bin, özellikle 200 bin üstüne de öneririm. Veya engine flush dediğimiz motor temizleme katkısı kullanarak temizlediyseniz eğer yağlama sistemini bunu yapmanızı tavsiye ediyorum. Bir bakımda eğer zor değilse yani böyle travers falan sökmek gerekmiyorsa karteri sökmek için nispeten sökülebilecek bir karterse mesela BMW'lerin eski 6 silindir BMW'lerde bu iş biraz daha zor. Ama çoğu araçta işte rahat böyle sökülebilecek bir karterse yağ bakımına gittiğiniz zaman bir tane de karter contası alın ve sadece tapayı açıp karterdeki yağı boşaltmak değil, karteri söktürün yağı boşalttıktan sonra. Karterin içini ve o yağ pompasının süzgecini temizlettirin. O süzgeç şey olabiliyor. Bu işte motorda belli yerlerde kullanılan sıvı contalar. Ne bileyim özellikle külbütör kapak contasına vesaire. Bunlar böyle zamanla inebiliyor aşağıya ya da işte yağ kurumları özellikle kastrol yağ kullanıldığı zaman çok kurum böyle çok balçık yapan bir yağ. Onlar aşağı indiği zaman filtrenin süzgecine birikebiliyorlar. Ve filtrenin süzgecine biriktiği zaman belli zaman sonra o filtre süzgeçten çok fazla yağ geçmediği için yağlama sistemimizin performansı düşmeye başlıyor. Özellikle yüksek kilometreli araçlarda böyle gerçekten motoru rahatlatan, ömrünü uzatan ve aslında size çok ciddi bir yükümlülüğü olmayan bir şey. Genellikle ya sıvı contadan yaparlar o karter contasını ya da yani 300-400 lira bir conta fiyatı vardır. Biraz işte işçilik verirsiniz ama gerçekten öneririm onu söyleyeyim. Çok böyle nokta atış bir bakım önerisi benden size. Yağlama dediğim gibi bu şekilde. Ya yani mesela ateşleme benzin yakıt sistemi de yani motorun ömrünü etkileyecek çok fazla bir şey yok. Ateşleme sistemi zaten yani 4 silindirli motorun bir silindiri ateşlemiyorsa siz zaten onu rahatlıkla hissedersiniz. Yani onu zaten uzun süre kullanma şansınız yok. İşte benzinde enjektör temizleyici katkıları falan atıyorlar. Ben kullandım mı? Yani kullandım bir araçta nispeten seyreltik olarak ama şart mı? Yani bunu mutlaka kullanın der miyim? Demem. Yani o size kalmış. İsterseniz kullanabilirsiniz.
Ama mesela aynı durum dizel için geçerli değil. Dizel motorun enjektörlerinde bir problem varsa eğer, bir enjektör sesiniz varsa ya da ustanız bunun enjektörlerinde problem var diyorsa üstüne gitmemenizi tavsiye ederim. Çünkü enjektörden kaçan yakıt dizel motorda uzun vadede piston eritmeye sebebiyet veriyor. Onların enjektör problemleri çok daha sıkıntı oluyor benzinliğe göre. Bu şekilde hani turboya vesaire yapabileceğiniz çok böyle kestirme, önleyici bir bakım çok düşünüyorum da çok fazla yok açıkçası. Yani normal zamanda yağını değiştirmek vesaire. Bir tek BMW'lerin 320 F30'ların falan bu turbo soğutma o-ringleri falan eskiyor. Oradan su kaçağı falan oluyor. Onu zaten anlarsınız yani. Çünkü soğutma sistemi uyarı verecektir. Su seviyesi düşük diye. Genellikle motor bu şekilde. Şanzımana gelecek olursak, şanzımanda aslında yapacağınız çok fazla bir bakıma dair bir şey yok. Yağdan başka. Manuel şanzımanların 100-120 bin kilometre civarında. Yağını değiştirmekte fayda var. Zaten çok litre bazında çok fazla yağ almaz manuel şanzımanlar. Otomatik şanzımanlar 80-100 bin ya da 120 bin kilometreye kadar değişim ömrü var. Değiştirebilirsiniz o aralıkta. Hatta makineyle komple bile değiştirebilirsiniz. Bu kilometre aralığındaysanız. 120 bin ile 120 bini geçtiyseniz 200 bine doğru geldi ya da 250 bin kilometreye doğru geldiyseniz ilk yağ ile makineyle komple değiştirmektense sadece karteri açıp içindeki yağı ve filtreyi değiştirip geri kapatırsanız daha risksiz bir hareket yapmış olursunuz. Hani makineyle yine değiştirebilirsiniz ama bazen problem olabiliyor. Hiç yağını değiştirmediyseniz 250 bin 300 bin kilometreye kadar geldiyse yağ değişiminde bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yağ değişimi sonrası. Aslında o şanzımanda var olan problemlerin gün yüzüne çıkmasıdır. O da ayrı konu. Yani yağ değişimi şanzımana arıza verdirmez. Şanzımanda var olan arıza aslında 15-20 bin kilometre sonra şanzıman bitecektir. Siz yağ değiştirdiğiniz için onu bir anda fark edersiniz. Vuruntu yapmaya başlar falan. Ama onun haricinde erken yani mesela 100 bin, 120 bin, 150 bin kilometrelerde falan bunlar da yağ değişimi olur. Bazı etkili servisler ya elektrik otomatik şanzımanla yağ değişimi yok diyor. Bu arada bu bahsettiğim yağ değişim aralıkları tam otomatik tork konvertörlü şanzımanlar için DSG tipi ya da EDC tipi robotize manuel ya da çift kavramlı robotize manuel şanzımanlarda normal manuel şanzıman gibi değişim aralığı var. CVT otomatiklerde daha da erken. Yani 40 binde, 50 binde, 60 binde, 30 binde CVT yağı değişen şanzımanlar var. Onların ki daha değişim sıklığı şey ama tork konvertörlü otomatik şanzımanlar 100 bin, 120 bin kilometreye kadar rahatlıkla makineyle komple değişim yapılabilir. 200 bin, 180 bin kilometreye kadar da karterden değişim yapılabilir. Bazı yetkili servisler işte yok otomatik şanzımanın yağı değişmez. Özellikle BMW bunu söylüyor. İnanmayın. Onu rahatlıkla söyleyeyim. Çünkü BMW'nin şanzımanı üreten firma ZF. ZF'nin kendi yeri var İstanbul'da Sancaktepe'de. Adamlar kendi şanzıman yağlarını hatta analiz falan ediyorlar yani. Değiştiriyorlar gayet. O BMW'deki algı zamanında bir E36, E46'larda bir etiket vardı. Lifetime oil, no oil change diye. O yüzden ömürlük zannediyorlar şanzıman yağlarını. Ama değil. Öyle bir şey yok. Ben bu konuda makale falan da okudum bu arada ZF'den. Ya öyle bir şey söz konusu değil. 120 bin kilometreye geçtiği zaman değişim tavsiye ediyorlar. O yüzden yetkili servis yapmazsa bile gidip başka bir yerde rahatlıkla değiştirebilirsiniz. Tabii değiştirirken filtresini değiştirmeyi unutmayın. Bu videoda bu şekilde yine başka sistemlerden aklıma gelen kritik bakım önerileri aklıma gelirse sizlerle de paylaşacağım. Sizin merak ettiğiniz bir şey varsa onu da tabii bu konularla ilgili ya aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Cevap veririm seve seve. Görüşmek üzere başka videolarda. Hoşça kalın.